İzlandalılar 4 yıl önce öfkeliydi. Banka amblemleri sokaklarda ateşe verilmişti. İnsanlar evlerini, birikimlerini kaybetmekten korkuyordu. Kendini tecrit edilmiş hisseden İzlanda, Avrupa Birliği üyeliğine başvurdu. 4 yıl sonra İzlanda'nın durumu iyi, Avrupa Birliği ise daha karanlık, cazibesini kaybeden bir yer olarak öne çıkıyor. Birliğe katılmak resmi politika olsa da İzlanda vatandaşları artık istekli değil. Para birimimizden vazgeçmek istemiyorum çünkü küçük bir ülkeyiz ve bağlılık duyuyoruz. İzlanda kronasını istiyorum, aptal euroyu değil. Euro bizim için faydalı olur. Şu an kurumuz çok iyi durumda değil. İzlanda ekonomisi büyüme gösteriyor. Turizm canlanmış durumda. İzlanda kronası 4 yıl öncesine göre değerini yarı yarıya kaybetti. Dolayısıyla turistler için çok hesaplı bir tatil imkanı sunuyor. Balıkçılık da iyi durumda. Balık stokları arttı. Kur sayesinde balıkçılık daha avantajlı durumda. Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkanlar İzlanda'da balıkçılığın zarar göreceği uyarısında bulunuyor. Fish dominates Icelandic society. Balıkçılık İzlanda toplumunun en önemli unsurlarından. En önemli endüstri bu. Avrupa Birliği'nde ise balıkçılık gayri safi milli hasılanın %1'i ila 3'ü kadar. 2008 yılında İzlanda bankaların temerrüde düşmesine izin verdi. Ve devlet bu şekilde emeklilik hesaplarını, işsizlik sigortasını ve kredi desteğini arttırabildi. Londra'da yaşayan İzlandalı işletmeci Svein Welfels, İzlanda'nın politikalarından diğer Avrupa ülkelerinin de ders çıkarabileceğini söylüyor. Çıkarılacak ders şu, bankaların batmasına kontrollü bir şekilde izin verilmeli. Kamu kaynakları, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin korunmasına ayrılmalı. Şimdi İzlandalıların önemli bölümü Avrupa Birliği ve Euro bölgesine kaygıyla bakıyor. Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen iş adamı Benedikt Johannesson, bütün bu gelişmelerin Avrupa Birliği hedefine zarar verdiğini söylüyor. Bizi neden Yunanistan'la kıyaslıyorlar? Neden Danimarka, Hollanda, İsveç, Finlandiya veya Almanya ile kıyaslamıyorlar? Bu ülkeler bize daha yakın. Avrupa Birliği'nden uzaklaşan tek ülke İzlanda değil, 25 yıldır üye olmayı bekleyen Türkiye'de de Avrupa Birliği hevesi azalmış durumda. Sırbistan, Makedonya, Karadağ'ın önünde de engeller var. Hırvatistan ise önümüzdeki yıl üye olacak. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington.